sınırları kaldırmak diye bir başlık attım. Diyebilirsiniz ki ne sınırı? Yok benim sınırım. Ben de buna şöyle cevap verebilirim. Senin bir gün öleceğini bilmen bir sınırdır. Bu sınır, senin bir sonraki nesillerle tanışmanı, ışınlanmayı belki göremeyeceğini, Mars'ta gidip kamp yapamayacağını açıkça ortaya koyar. Hayır, ben ölümsüz olmanız gerektiğini söylemiyorum. Ortadan kaldıramayacağınız sınırlar elbette var. Ben size bunu belirtiyorum. Ama bir de ne olduğunu keşfetmeniz gereken, kendi kendinizi içerisinde tutsak ettiğiniz bazı sınırlamalar vardır. Bu noktada yapmanız gereken, sınırları kaldıramıyorsanız genişletin. Bunu kendi içinizde istila etmeniz, ele geçirmeniz yerler olarak da görebilirsiniz. Örnek vermem gerekirse, 2016 yılında kendi kazandığımın dışında toplamda 10.000 TL kazanacağım derseniz bir hedef belirlemiş olursunuz. Aynı zamanda bu kendinize bir sınırlamadır. Odaklanacağınız şey 10.000 TL olacaktır ve siz sadece bunu ek olarak kazanmak isteyeceksinizdir. İyi bir şey yaptınız. Herkes şöyle der zaten, kendine bir hedef belirle. Siz de aslında bunu yaptınız. Bir hedef belirlediniz. Ama sizce de bir şey eksik değil mi? Belirlediğiniz hedef belki size göre oldukça büyük bir hedeftir ve ben buna kesinlikle bir şey diyemem. Doğru olanı yapmışsınızdır 10.000 TL'yi belirlemekle. Sonuçta gerçekçi de olmak gerekiyor. Ortada hiçbir şey yokken tutup da 10 milyon TL belirlemek doğru olmazdı. Ama benim size söyleyeceğim şey şu. Sizin gerçekten ekstra olarak bir yıl içerisinde kazanmak istediğiniz sadece 10.000 TL mi? Her insan çok daha fazlasını kazanmak ister. Çok daha fazlası. Son sınırımız. Yani ölümden geçene kadar bu böyle devam eder. Demek istediğim şey, siz de elbette o paradan daha fazlasını kazanmak istiyorsunuz. Burada size ince bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bir hedefi belirlerken hem gerçekçi olmalısınız hem de istediğiniz bir hedef olmalı. İkisi arasındaki dengeyi kurarak bir hedef belirlemekle doğru olanı yaparsınız. Doğru şekilde belirlenmiş hedef sizi başarıya teşvik eder. Bir de kimi insanlar var, bu insanlar istedikleri hedefi tam olarak ortaya koymuyor. Diyorlar ki, belirlediğim süre sonunda bu hedefime ulaşamazsam hayal kırıklığına uğrarım. Benim için iyi olmaz. Ben de şunu söylerim o zaman. Hayal kırıklıkları başarıya giden en önemli adımlardandır. Tabii, eğer hırslı, azimli diye tabir edilecek bir insansanız, hayal kırıklığına uğramanız sizi daha fazlası için kırbaçlayacaktır. Eğer hayatınızı daha iyi noktalara taşımak istiyorsanız, sınırlarınızı kaldıramıyorsanız bile genişleterek işe başlayabilirsiniz. Sadece para anlamında değil, birçok anlamda zihnimize gömdüğümüz sınırlamalar var. Bu sınırlamaları önce keşfedin, sonra genişletin. O zaman hayat sizin için de çok daha iyi bir yaşam alanı olacaktır. Sınırlarınızı keşfedin, genişletin, isteyin, çözüm bulun ve uygulayın. Ne kadar çok sınır keşfeder ve genişletirseniz sınırlarınız o kadar genişleyecek. Ve yaşam sizin için bir oyun bahçesi haline gelecektir. O noktadan sonra size sadece keyfini çıkartmak ve eğlenmek kalır. Sakın unutmayın. Hayat herkese her istediğini verecek bereketli topraklardır. Sadece ekmesini bilmelisiniz. İzleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.